gerekiyor. Yani bazı yanlışların yapılmasını engel olacak bir kamuoyu olması lazım. Şimdi bu kamuoyu oluşmasını en büyük aracı artık sosyal medya. Sosyal medyada duyarlılıklar ortaya konuyor. Haksızlıklar ortaya konuyor, yanlışlıklar ortaya konuyor. Ama hükümet bunlardan müthiş rahatsız oluyor. Eleştiriye açık değil ki zaten hükümet. Öneri ve eleştiri tamamen kapalı bir iktidarla yaşıyoruz. Tek sesliliği savunuyor. Hiçbir ses çıksın istemiyor. Farklı bir ses hemen rahatsız oluyor. Hemen baskı uygulayabilir miyim diye düşünüyor. Ama sosyal medyayı da bu anlamda baskı altına almayı planlıyor şu an. Yani çünkü medyayı önemli ölçüde kontrol edebiliyor, kontrol altına alabiliyor. Ama sosyal medyayı kontrol etmek kolay değil. Onun için yani bunu sosyal medyaya bir takım yasalar çıkararak kontrol etmeye daha dar alana sıkıştırmayı planlıyor. Ama bunu yapması kolay bir iş değil. Yani bu sosyal medya kullanıcıları ve halkımız bu konuda gerekli muhalefeti gösterecektir mutlaka. Tepkiyi gösterecektir ve bunu yapma şansları olacağını tahmin etmiyorum ben. Yani gerek uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medya sistemleri ve bizim ülkemizdeki insanlarımız buna kabul etmeyecektir ve yapamayacaklardır diye düşünüyorum. Böyle bir yasaları medya sosyal medyayı dar alana sıkıştırma siyaseti yasası yani kolay bir şey değil. Yani onun için de bizim de müsaade etmememiz gerekiyor. Yani siyasi partilerin buna kabul etmemesi gerekiyor, direnmesi gerekiyor ve yaptırmaması gerekiyor. Yani o bizim için bir güvence sosyal medya. Yani toplumun sesini duyurması için, düşüncesini aktarması için önemli bir araç sosyal medya. Birçok şeyi de oradan öğreniyoruz. Yani haber alma özgürlüğümüz orada bizim. Yani insanlar ne düşünüyor, nerede ne oluyor, oradaki olaylar nedir? Gerçekleri biz şu an göremiyoruz ki, bilemiyoruz ki. En tartışılan görüntüler ana akım medyada yayınlanamadığı için birçok şeyden sosyal medyada. Tabii aynı şey mesela yerel medyalar için de geçerli. Yani yerel medyalar çok önemli, çok değerli benim için. Yani yerel medyaları en çok kan ağlayan yerel medyalar. Tabii canım, tabii aynı zamanda tabii ciddi sıkıntı da yaşıyor. Ama yerel medyalar da çok değerli kuruluşlar. O sayede birçok şeyi öğrenebiliyoruz, duyabiliyoruz. Onun için yerel medyanın da mesela korunması lazım ve yaşam hakkı verilmesi şimdi lazım. Şimdi tam siz yerel medya dediniz. Geçtiğimiz aylarda yeni bir tasarruf genelgesi tedbirleri yayınlanmıştı Cumhurbaşkanlığı tarafından. Orada da mesela yerel medyayı çok zor duruma sokacak maddeler vardı. Hatta o maddelerin arasında bazı Cumhurbaşkanlığına bağlı bazı kanatlar inisiyatif dışı bırakılıp ve bazı kurumlara uygulanan kararlar çokça eleştirildi. Özellikle artık yerel medyanın ayakta kalmasını sağlayan belediyelerle mesela reklam ilişiği ya da gazete satın alınmasının arasında tamamen bir set çekildi. Bu da yerel medyanın zaten kamburunu doğrultamayan yerel medyanın çoğunu ne yazık ki kapatmaya doğru gidecek. Kapatmak zorunda kalacak insanlar. Bir şekilde bunları Türkiye'nin aşması, çözmesi gerekiyor. Yani siyasi partilere de büyük görevler düşüyor. Yani özellikle muhalefet partilerinin bu konuda mücadele etmesi gerekiyor. Daha bir aktif davranması gerekiyor. Yani böyle susarak verilen kararları uyarak belirli bir disiplin anlayışı içinde isyan etmeden, hayır demeden, bunlara tepki göstermeden bu işler olmaz. Yani bizzat yerel medyaları sahip çıkman gerekiyor. Yani muhalefet partilerinin bu konuda ve STK'ların bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Yerel medya şu an Türkiye'de bana göre çok çok önemli. Çünkü ulusal medya kontrolü